eğer 80 öncesinde bu yapılabilmiş olsaydı o kadar pırıl pırıl genç bugün belki yaşıyor olacaklardı. İstikballerini, hayatlarını kaybetmemiş olacaklardı. Bir de baktım ki karşımda bir ışık var. Sizin şu anda şu çekimi gerçekleştirmek için yaktığınızdan çok daha yüksek voltla bir ışık var. Sayın Gülen, demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğunu, cumhuriyetin en iyi yönetim biçimi olduğunu, laik bir toplumun dini özgürlüklere en geniş yer ayrılan bir toplum olduğunu söylüyor. Fethullah Hoca Efendi devamlı bir şekilde kendini düz, sade, sıradan bir insan olarak tanımlıyor. Ya bu şüphesiz bu ondaki tevazudan kaynaklanan bir şey. Yolumuz millet ve memleket hesabına her hayırlı iş ve her teşebbüsü alkışlama ve ona hizmet edenlere arka çıkma yoludur. Fethullah Gülen. Türkiye zor günler yaşamaktadır. 12 Mart muhtırası geçici bir süre için asayişi temin etmiş olsa da sokak hareketleri çok geçmeden yeniden alevlenir. Öğrenci eylemleri ülkenin dört bir yanını kasıp kavurmakta, düzen değişikliği isteyen öğrenciler karşılarında mevcut yönetimin devamını savunan gençleri bulmaktadırlar. Oysa kalabalık miting meydanlarında sol elleri havada sosyalist enternasyonel söyleyenler de kahrolsun komünizm sloganları atanlar gibi bu toprağın evlatlarıdır. Hemen hepsi aynı sulardan içmiş, aynı tarlalarda çift sürmüş ya da aynı sıralarda dirsek çürütmüş gençlerdir. Şimdi ellerinde birer tabanca kurşun sıkmaktadırlar birbirlerine. İşte sağduyunun yerini karmaşanın, birliğin yerini ayrışmanın ve insafın yerini acımasızlığın aldığı böyle bir dönemde minberden bir ses yükselir. Barış diyen, kardeşlik diyen, sevgi diyen ve hayatı boyunca da daima bunları söyleyecek olan bir ses. Sadece Rabbimizden bir şey diliyor ve dileniyoruz. Sevme kararından, insanlara şefkat etme kararından, nizam ve intizam aşıkı ve hayran olma kararından, emniyet ve azayişin temincisi olma kararından, bizi bu karardan geriye döndürmesin. Bu sesin sahibi henüz 30'larındadır. Ege'nin Simav'ı, Gediz'i, Salihlisi, özellikle de İzmirli sakinleri onu yakından tanımaktadır. Adı Fethullah Gülen'dir. Önceleri genç hoca diye bahsederler ondan. Kah cami kürsüsünde, kah bir çay sohbetinde, bazen de
kestane pazarı esnafına bir ziyaretinde rastlarlar ona. Ama Hoca Efendi geldikten sonra çok değişme oldu kestane pazarında. Talebelerde olsun, cemaatte olsun, çok cemaatte artma oldu. Saate vakit namazları bilen dolu dolu geçiyor bizim orada. Cumalar almazdı. Bilgi yüklü hitabı, ağırbaşlı tavırları, yaşı kendisinden büyük olanlara gösterdiği hürmet, hele hele de gençlere ve onların eğitimine verdiği önemle kısa sürede gönüllerde yer bulur. Kürsüde heyecanla vaaz eden bu gönül insanından artık herkes Hoca Efendi diye bahsetmektedir. Hoca Efendi parası olmayan, fakir olan talebelere, biliyor hepsini. Hepsine Hoca Efendi'nin 30 kusur bin lira şeyi vardı, maaşı vardı. Maaşı aldığı gün hepsini taksim ediyordu. Anadolu'da her türlü cepheleşmenin yaşandığı anarşi günlerinde Hoca Efendi'nin birleştirici üslubu büyük ilgi görür. Hoca Efendi sık sık halka devlete sahip çıkmalarını telkin eder. Devletin, polisinin, askerinin yanında olmak lazım. Şey yapmayın, korkup da dükkanlarınızı kapatıp gitmeyin. Eğer ölen polis, asker varsa bunlar şehittir, bunlar elbiseleriyle beraber gömülmesi lazımdır, böyle yapalım. Efendim, eğer korkaklık yaparsak ülke elden gider. Mesela diyelim esnafın kepenkler kapatması gibi durumlar karşısında insanların sebat göstermelerini, kuru gürültüye papuç bırakmamalarını, işlerinin başında yer almalarını tavsiye etmiştir ve bu tavsiyelerin ciddi bir faydası olduğuna ben şahsen inanıyorum. Ve Hoca Efendi devletin önemini ve yöneticilere saygıyı vurgulayan bu üslubundan asla taviz vermeyecektir. Biz büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız. Mücadele yine insani değerlere saygı içinde demokratik bir zeminde gerçekleşmeli. Beğenmiyorsanız beğenmeyin. Fakat bir parlamenter şöyle böyle karalanamaz yani. Şöyle böyle kirli gösterilemez. Hele ülkenin başında, milletin başındayız. Hele reis cumhursa, hele başbakansa. O anlattıklarını yaşamaya, yaşamadığı hiçbir şeyi anlatmamaya büyük özen gösterir. Ağzından çıkan kelimeler çoğu zaman gözyaşlarıyla ıslanıvermektedir. Çok ağlaması, ağlamanın kendisinde adeta bir coşku da meydana getirmesini şahit olduk. Tabii normal vaaz veyahut da vaiz üstadlarını dinledik ama böylesini ben gördüğümü hayatım boyunca hatırlamıyorum ve bir başka benzerini de görmediğime şahit oluyorum. Gözü yaşlılık hali, Hoca Efendi'nin hayatının neredeyse kısa bir özetidir. Gözyaşları onun için her devirde çok kıymetlidir. Hak rahmetinin insan gözünde damla damla olmasıdır gözyaşları. Dilin, duygunun ve gönlün el ele, yüz yüze birleştiği, iç içe girdiği anın çiçekleşmesi üzerinde jalidir gözyaşları. Heybet, korku, saygı ve sevgi gibi insanı duygulandıran, gönül tasını yakan ve kalpten sefil arzuları sıyırıp atan, ulvi hislerin çepeçevre ruhu sardığı anın beyanıdır gözyaşları. Bulut bulut yükselip hak rahmetinin eteklerinde dudak gezdiren bu fani alemin bekaya mazhar pırlantalarıdır gözyaşları. İnsan ağlayabiliyorsa bu ne kadar muhteşem bir şeydir biliyor musunuz? Yüce Allah'ın adını andığında ağlayan, peygamberin adını andığında ağlayan, Halife-i Raşid'unu andığında ağlayan bir insan benim için olsa olsa insanı kamil olmak konusunda çok ama çok hatta dehşetli diyebileceğim
bir merhale kat etmiş demektir. Bu yüzden kendisine saygım, sevgim kim ne derse desin umurumda değil. Ben esas itibariyle sol görüşlü bir insanım. Ama sol görüşün kesin materyalist tarafından soyutlanmış insani boyutunu ben Fethullah Gülen beyefendide gördüm. Hoca Efendi ülkede yaşanan vahim hadiseler karşısında çareyi, derdini dinleyen cami cemaatine açmakta bulur. Onlarla hayallerini, onlarla ideallerini ve onlarla belki de Kaf Dağı'ndan bile uzaktaki güzel günlere duyduğu özlemi paylaşır. Bir sohbetinde yaşanan kavram karmaşasına çare olsun diye her toplumun olmazsa olmaz unsurlarını idealize ederek anlatır. İdeal toplulukta halk, devleti ve devlet görevlilerini omuzlarında taşır. Devlet ve yöneticiler de halkın gönüllü hizmetçiliğini yaparlar. Böyle bir toplulukta patron işçinin yanındadır. İşçisine bir aile efradı gibi yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir ve gücünün üzerinde iş yüklemez. İşçi ise o da işin ve işverenin yanında, servet ve patron düşmanlığından uzak, yaptığı her şeyi gönül hoşnutluğu içinde yapar. Ve nihayet böyle bir toplulukta adliye, adalet felsefesiyle hükmeder. Zalimin, mütecavizin takipçisi, masumun ve mazlumun hamisi olur. Gülen'in dile getirdiği hakikatler her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşır. Halka açık, geniş bir salonda konferans verme fikri ise o güne dek pek de alışık olunmayan bir irşat tarzıdır. Hoca Efendi, İzmir Bornova'da tıklım tıklım bir salonda Kur'an ve ilim başlıklı bir konferansın hatibi olacaktır. Kur'an, kainat hakikatinin bir yüzü, dolayısıyla ilimlerin bir yüzüdür diyerek söze başlıyorum. Hendesede, kimyada, astronomide temel prensiplerini yine atalarımızın vaz etmesiyle üzerine kurdukları teknik abide, teknolojik abide, atom fiziği abidesi bu asırdaki görüntülerine bakar, hususlarını arz edeceğim. O, yaptığı her konuşmada anlattığı hakikatlerin kalben kabul edilebilir olmasının yanı sıra akılları da ikna etmesine azami gayret gösterir. Bu tavır, bir iki asırdır inancıyla çeliştiği zannıyla bilime küserek toplumsal gerçeklerden uzaklaşmış kitlelerin çağın idrakine varma sürecinin başlamasına yardımcı olacaktır. Acaba sen Kur'an'ı bütünüyle anlayabilecek misin? Hayır, katiyen. Astronomiyi, astrofiziği bilmeden Kur'an'ı bütünüyle anlamam mümkün değildir. Anatomiyi bilmeden Kur'an'ı anlamam mümkün değildir. Biyolojiyi bilmeden Kur'an'ı tamamen anlamam mümkün değildir. Öyleyse Kur'an bu türlü insanlara tam hidayet olmaz yani. Tam rehberlik yapmaz. Tam yol göstermez. Tam hedefe ulaştırmaz bunları. Tam hedefe ulaşabilmesi için bunlardan nasibini alması lazım insan. İlim ve teknik insanın hizmetindedir. Ve ondan korkmak için ciddi hiçbir sebep de mevcut değildir. Tehlike, ilmilikte ve ilme göre bir dünya kurmada değil, tehlike cehalette, şuursuzlukta ve mesuliyet yüklenmekten kaçınmaktadır. Bununla birlikte ilmin ve tekniğin getirdiği şeylere düşmanlık yerine, onu insanlığın saadetini hedef alacak şekilde kurmak gerektir. İşte bugün insanoğlunun en büyük meselesi de budur. Hoca Efendi, yaşanan sıkıntılardan çıkış yolunun gençliğin bir yandan faydalı ilim tahsil etmesi, diğer yandan da ruh köklerine bağlanmasından geçtiğini düşünmektedir. Hemen her konuşmasında ve yazılarında onların kafasını ve kalbini birlikte tatmin edebilecek bir eğitim anlayışı üzerinde durur.
iki kanatlı bir kişiliğin ortaya çıkmasını icap ediyor. Yani hem İslami ilimlere vukufiyeti olan ve bu ilimler çerçevesinde bugüne bakabilen, bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir alimin ama aynı zamanda modern dünyadan da haberdar olan, modern dünyanın da nasıl, hangi yönde seyrettiğini yakından izleyen insanların da olması gerekir. Fethullah Gülen Hoca Efendi Türkiye'de eğitim alanında çok önemli, ciddi bir çığır açmıştır. Milletimizin aydınlık, huzurlu ve güçlü yarınlarını kurmasının temelinde eğitimin olduğunu doğru fark eden ender kişilerden birisi. Eğitimli ve bilgiyle donanmış insanı kimse kolay kolay aldatamaz. İşte Fethullah Hoca Efendi Türkiye'de gençliğin bu alana yönelmesini sağlamıştır. Her türlü terör ve şiddetten uzak, milli, yerli düşünen ve devletle, kurumsal yapıyla problemli olmayan ama değişime ve açılıma müsait gençler yetiştirmeye çalışmıştır. Fethullah Gülen, 1980 yılındaki son vaazını 12 Eylül'den tam bir hafta önce 5 Eylül tarihinde verir. 78 yılının Mayıs ayında başlayan ve İslam'da ahlak anlayışını anlatan Ahlaki Mülahazalar serisinin son sohbetidir bu. Hoca Efendi, ülkesini seven bir insan sorumluluğu içinde, milletinin problemlerinin çözümüne elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışa dursun, ok yaydan çıkmıştır. Huzur adına açtırılmaya çalışılan sevgi çiçekleri, yıllar yılı sulanan kin tohumlarının kandan fideleri arasında cılız kalmıştır. Terör endişesiyle sokağa çıkamaz hale gelen bir toplumda asayişi temin etmek, 12 Eylül 1980 sabahı bir kez daha askere düşer. Kanun ve nizam hakimiyetini, diğer bir deyimle devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. 80 öncesinin öğrencilerinden birisiyim. Aşağı yukarı bizim görüşümüze sahip insanlar, gençlerden 5000'e yakın kayıp var. Karşı görüşten belki bir o kadar vardır. Bu kayıpları engellemenin yolu toplumun bütün katmanları arasında, farklı görüşler arasında, işte Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında konuşmayı, mutabık kalınabilecek noktaları ortaya koyabilmek için bir çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı, aksine faydasının olduğuna inanıyorum. Eğer 80 öncesinde bu yapılabilmiş olsaydı, o kadar pırıl pırıl genç bugün belki yaşıyor olacaklardı. Ülkede sağlanan güven ortamına karşın kısa süre sonra demokrasiden uzak kalmanın zorlukları yaşanmaya başlanır. Terörden bunalmış, değerleri altüst olmuş bir ülkede pek çok şeyin yerli yerine oturması için zamana ihtiyaç vardır. Ve zaman kimileri açısından sessiz kalarak emniyetin tesisine destek olma zamanıdır. Demokrasinin askıya alınmasından yaklaşık 3 yıl sonra ülkede yeniden seçim rüzgarları esmeye başlar. 12 Eylül öncesinde siyasette başrolü oynayanlar yasaklı oldukları için yeni isimler gündeme gelir. Seçimleri kazanan da bu isimlerden biri olan Turgut Özal'dır. Bu dönem
Türkiye'nin pek çok açıdan atılım yaptığı aydınlık bir dönem olacaktı. Özellikle düşünce özgürlüğü ve artan ekonomik refah açısından Türkiye, dünya genelinde hızla basamak atlayacaktır. Ya Resulallah, senden başka, senin kapından başka kapı bilmedim. Türkiye'nin bir kez daha Hoca Efendi'yi dinleyebilmesi için aradan yaklaşık 6 yıl geçmesi gerekir. Fethullah Gülen, 1986 yılında bir Miraç Kandili münasebetiyle yolunu hasretle gözleyenlerin karşısına çıkar. Cami cemaati kadar kürsü de bu yaşlı gözlere hasrettir. Aradan geçen çileli yıllar omuzlarındaki yükü arttırmış, yüzündeki çizgiler daha da belirginleşmiştir. Ama Çamlıca Camii kürsüsünden seslenişine kulak verenler, onun heyecanından ve milletinin aydınlık geleceğine olan inancından hiçbir şey kaybetmediğine şahit olurlar. 5-6 sene var ki benim için bir hicran, bir hacir oldu. Hakikat gamzeden sineleri görmedim. Bir ızdırabım, bir hicranım, yenemediğim bir elemim vardı ki sizi toptan göremiyordum. Bu vaaz aslında Hoca Efendi'nin hac farizasını yerine getirmek üzere ülkeden ayrılışı öncesinde bir tür helalleşmedir de. Birkaç ay sonra hacca gidecektir. Kutsal topraklara gitmek üzere ülkeden ayrılmadan kısa bir süre önce medyanın bir bölümünde aleyhinde yeni bir kampanya başlatılır. Bir kısım kasıtlı insanlar en yumuşak sözlerden bile tuhaf tuhaf manalar çıkarsınlar. Mesela bana küfür gibi gelen Fethullah hocacılar. Kendimi hiçbir zaman bir insan görmedim ki 3-5 insan da bana bağlı Fethullahçı olsun. Bu kendisini yıpratmaya yönelik kampanyaların ilki olmadığı gibi sonuncusu da olmaz. Gülen'in birlik ve beraberlik içeren üslubundan rahatsızlık duyan marjinal bir kesim zaten hep var olmuştur. Gazete sütunlarında aleyhine yapılan haberlerle infaz edilirken kendisine gerçekleri iki satırla bile beyan etme imkanı verilmeyen Hoca Efendi, bu isnatları yıllar sonra bir cami kürsüsünde yine nezaketle cevaplayacaktır. Daha doğru olsalar, daha doğru yazsalar. Mesela beni 4 tane evlendirdiler. Ben bir tanesinin gölgesine bile girmedim. Mesela dünya kadar zeytinlikler verdiler. Bir zeytin dalım olmadı. Bir tek zeytin dalım olsaydı onların akidesine göre dostu kadın onlara uzatırdım. Vallahi o bile yok. Evet, ortada ne Fethullah Gülen adına kayıtlı tek bir zeytin ağacı ne de bir eş vardır. Hoca Efendi, servet sahibi olmaktan ömrü boyu uzak durmuş, kitaplarından elde ettiği telif ücretini bile çoğu zaman ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vermeyi uygun görmüştür. Ama bütün bu gerçeklere rağmen yapılan yanlış yayınlar üzerine İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından Hoca Efendi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kutsal topraklarda bu durumdan haberdar olan kimi Türk dostları, ülkeye geri dönmemesi, hayatının geri kalan bölümünü Hicaz'da geçirmesi yolunda kendisine tavsiyelerde bulunurlar. Fethullah Gülen'in, Efendiler Efendisi'nin vatanını çok sevdiği muhakkaktır. Ama onun gönlünde Anadolu'nun ayrı bir yeri, farklı bir anlamı vardır. Yurt dışı meselesi deyince ben ölürüm, Türkiye'nin dışında ölmek istemem. Yani bakın buna canımdan aziz sevdiğim, cennete tercih ettiğim Mekke Medine de dahildir. Kader benim çamurumu veya hamurumu burada yoğurmuş. Ben burayla alakalıyım yani ve kendime göre tarzı telakkilerim var. Fethullah Gülen binbir zorluğu hatta hayati tehlikeyi bile göze alarak kısa bir süre sonra Türkiye'ye döner. Gider ve İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına ifade verir.
Gülen'in tamı tamına 1150 konuşma bandını inceleyen savcılık, Hoca Efendi'ye yöneltilen suçlamaları mesnetsiz bularak takipsizlik kararı verir. Hayatının her karesinde devlete ve devleti yönetenlere saygıyı ve emniyet ortamına katkıyı tavsiye eden bir vatan aşığı için bu süreç dahi üzüntü vericidir. Benim Sayın Fethullah Gülen'le yanlış anımsamıyorsam 3 görüşmem oldu. Hiçbirinde siyasete değinmedik. Türk İslam tasavvufundan, halk erenlerinin yaşattığı, Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen halk erenlerinin getirdiği, Hoca Ahmet Yesevilerden kaynaklanan, Anadolu topraklarında halk erenlerinin, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Aşık Paşa'ların dizeleriyle, şiirleriyle gelişen bir çok hoşgörülü, Allah korkusundan çok Allah sevgisine dayanan ve o sevgiyi insana da yansıtan bir tasavvuf. Biz o zaman bir gördük ki hangi konu açılıyorsa, mevzu bahis ediliyorsa Fethullah Gülen Hoca o sahada çok ciddi meseleler bahsediyor. Siz sanıyorsunuz ki sadece bu ilmin uzmanı, bu ilmin mütehassısı. Fethullah Hoca Efendi'yi tanıdıktan sonra bu kadar büyük bir milliyetçi, bu kadar büyük vatanperver, bu kadar vatan aşkıyla yanıp tutuşan, yarınların Türkiye'sinin mutlu günlerinin çok ciddi sorunu olan eğitim meselesinin artık bir gönül meselesi yapmış bir insanla tanışmış olmanın gururunu, hazzını, sevincini yaşadım. O zarafetiyle, yaptığı çalışmalarıyla, devlete ve devletin kurumlarına karşı gösterdiği hassasiyetiyle çok çabuk anlaşılabilecek bir kişilik. Özellikle Sayın Gülen de beni etkileyen, benim dikkatimi çeken çok önemli bir şey var diye düşünüyorum. Bunu birçok insanla paylaşıyorum. Ben mesela Cevşen'i ondan öğrendim. Onun kitaplarından, onun yayınlarından öğrendim. Ne demek bu? Dolayısıyla neyi öğrendim? Allah'a dua etmenin çok farklı bir şey olduğunu öğrendim. Duanın anlamını öğrendim. Çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bu konu, bunu çok önemli buluyorum ve çok önemsiyorum. Ve birçok insana bunu tavsiye ediyorum. Bu farklı bir boyut getirdi bana. Benim inancım odur ki Sayın Fethullah Gülen Beyefendi Hoca Efendi diye tabir ediliyor ya, kelimenin gerçek anlamıyla, yani Türkçesiyle gerçek bir evren öğretmeni. Görünürde yaşanan pek çok sıkıntıya rağmen 80'li yıllar ülkenin yarını adına olumlu adımların atılacağı zaman dilimleri olacaktır. Cami kürsülerinde yıllardır toplumun eğitiminin öneminden bahseden Hoca Efendi'nin hayalleri bu yıllarda ağır ağır da olsa gerçekleşmeye başlayacaktır. Anadolu insanı yüreğini ortaya koyarak Türkiye'de benzeri görülmemiş bir eğitim seferberliği başlatır. Ben öğretmenliğe o kadar aşık olmuştum. Orada kaldım 5-6 sene süre zarfında. O kestane pazarında. İkinci kattı. Musalla taşına bakardım. Hep derdim ki acaba kanun ve mevzuat açısından bir yolu bulunur mu? Ben öldüğüm zaman o Ebu Eyyubil Ensari gibi talebelerin çığlıklarını duymak için şu musalla taşının altına beni gömseler.
Ve bana göre öğretmenlik bu kadar aşık olunacak bir Leyla'dır. Bu kadar aşık olunacak bir Şirin'dir. Bu kadar aşık olunabilecek bir Selvi'dir. Eğitim faaliyetlerini teşvik ediyor Hoca Efendi. Eğitim faaliyetlerini teşvik edici sözünü dinleyen bir vilayette bazen bakıyorsunuz bir berber, bir öğretmen, sıradan bir esnaf, maddi imkanı sıradan bir insan. Biz Erzurum'da kolej yapacağız, yapıyoruz. Çok kısa bir süre sonra haber bültenleri sadece ülke çapında değil, dünya genelinde elde edilen başarıların haberlerini duyurmaya başlar. Hem de yarışmadan yarışmaya artan derecelerle. Ve aradan yine çok uzun zaman geçmeden devletin en üst düzey yöneticilerinin bu zeki öğrencilerin başlarını gururla okşayacakları günler gelir. Bilgisayarda ne yapıyorlar imtihanda? Orada çeşitli sorular bilgisayar programları yardımıyla çözüme ulaşmaya çalışılıyor. Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden matematik, fizik, kimya, biyoloji, çevre ve bilgisayar olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalyalar kazanan bu gençleri ve onları yetiştiren eğitimcileri kabul etmek bir süre sonra devlet kademesinde bir gelenek haline alacaktır. Ve dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın olimpiyatta madalya alan gençleri kabul ederek onları samimi ifadelerle tebrik edişi bir onur tablosu olarak hafızalara kazanır. Atatürk ne demiştir? Atatürk, Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. İşte bunları sizde görüyorum, o bakımdan çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Islahat hareketleriyle, reform hareketleriyle, kanunlarla, anayasalarla, kurumlarla vesaire. Bunlar hepsi lazımdır ama yeterli değildir. Hiçbir müessese, hiçbir ideoloji, hiçbir kurum kötü insanlar elinde iyileşemez ve başarılı olamaz. En güzel müesseseler, en güzel kurumlar, en güzel kanunlar ancak güzel insanlar elinde başarıya ulaşabilir. İşte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hedefi buydu. Eğitim müesseseleri vasıtasıyla milletimize güzel insanlar yetiştirmek ve o güzel insanlar eliyle toplum kalkınmasını sağlamak. Ve bunu sadece Türkiye'ye münhasır kılmayıp bütün dünyaya yaymak, böylece küresel kalkınmaya, küresel barışa ve küresel eğitim gelişmesine yardımcı olmak. Böyle ifade edelim. Bu toprakların insanı kendisine yapılan küçük bir yatırımı bile boşa çıkarmayıp önü açıldığı vakit süratle yukarılara tırmanabilmektedir. Aslında bu milletin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Seksenli yılların son çeyreğinde kendisiyle mücadele etmeyi bırakmış bir Türkiye'nin artan özgüveni, beraberinde daha güçlü bir ekonomi ve daha fazla demokrasi getirir. Üsküdar Valide Sultan Camii'nde başlayan vaazlar da bu döneme denk gelir. Hoca Efendi, sahildeki bu tarihi camide yaklaşık bir yıl cuma günleri vaaz etmiş ve sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'i anlatmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sen söyle, sikkeyi sen bas, turrayı sen kes. İnsanların önünde sen dur. Şu yolların ayrımında onlara doğruya gidecek yolu sen göster, demiş. O Hazreti Muhammed Mustafa, sünnet dediğimiz o cevherler hazinesiyle bize bunu yapmaktadır. Cuma vaazlarını aksatmadan takip eden binlerce kişi, Hazreti Muhammed'le ilgili daha önce hiç duymadıkları değerlendirmeleri burada duyma fırsatını elde etmişlerdir.
Hoş bir Kur'an tilavetiyle başlayan vaazlar, okunan cuma ezanıyla son bulmaktadır. Allah Resulü'nün anlatıldığı bu sohbetler, sonraları Sonsuz Nur adıyla 3 cilt halinde kitaplaştırılacak, farklı dillere çevrilecek ve milyonlarca kişinin istifadesine sunulacaktır. Hoca Efendi aynı yıllarda, özel gün ve gecelerde farklı cami kürsülerinden de halka seslenmiştir. İstanbul'un Fatih ve Süleymaniye'si, İzmir'in Şadırvan'ı ve nihayet başkentin Kocatepe Camii, yurdun dört bir yanından gelen on binlerce kişilik kalabalıkları ağırlayacaktır. Hoca Efendi bu vaazların hemen hepsinde dinin bir değerler bütünü oluşu ve ideal insan kimliği üzerinde duracaktır. Benim düşündüğüm Sayın Fethullah Gülen, Müslümanların günümüz şartlarında ihtiyaç duydukları bir İslam yorumunu geliştiriyor. Nedir günümüzün ihtiyaçları diyebilirsiniz. Bir defa modernleşme bağlamında Sayın Gülen'in bu eğitime verdiği önem fevkalade önemli. Bunun altında yatan tabii çok önemli bir anlayış var. O da bilimle, modern bilimle, akılla din arasında bir zıtlık olmadığı anlayış. Bu fevkalade önemli bir anlayıştır. Buna bağlı olarak da tabii modern bilime, rasyoneliteye, akla dayalı bir eğitimi teşvik ediyor. Onun dini yaşayışı herhangi bir siyasi maksada yönelik bir yaşayış değil. Cenab-ı Hakk'ın bizlerden halisane istediği bir muhtevada dini anlamadır, dini yaşamadır. Devamlı konuşmalarında ashabı örnek verir, peygamberimizi örnek verir. Sünneti tahmin ediyorum zamanımızda en iyi anlayanlardan birisidir. Sadece anlamakla kalmayıp hayata en iyi şekilde intikal ettirenlerden. Bence bir kere eğitime çok önem veren bir kişi, uzlaşmacı bir kişi, aşırı değil, müfrit değil. Bence Türkiye'nin ihtiyacı olan çok saygın bir kişi. Benim kişisel görüşüm bu. Kendini milletimize adamış, güzel ahlaka, insanların barış içerisinde yaşaması idealine sahip ve bunun yanında da bence çok büyük bir hizmet yapan o da Türk Cumhuriyetlerinde okullar açtırarak, bunu teşvik ederek hem o cumhuriyetlerdeki soydaşlarımızla bizim aramızdaki bağların kültürel temele, eğitim temeline oturup sağlamlaşması, hem güzel Türkçemizin oralarda öğrenilmesi, Türk kültürü ve düşüncesinin yayılmasında ve İslam inancının en temiz biçimde verilmesinde önemli rol oynayan bir kişidir. Fethullah Hoca Efendi devamlı bir şekilde kendini düz, sade, sıradan bir insan olarak tanımlıyor. Ya bu şüphesiz bu ondaki tevazudan kaynaklanan bir şey. Fakat yaptığı işlere, başardığı işlere baktığımızda hiç de düz ve sıradan bir insanın başaracağı işler değil. Bir defa böyle bir insanda çok büyük bir vizyon olması gerekir. Bütün bir dünya ölçeğinde olaylara bakıp ona göre bir vizyon geliştirmesi gerekir. Yani eğer sizin dünyanızda, zihninizde Afrika yoksa, Afrika hakkında bilginiz yoksa, Asya hakkında bilginiz yoksa orada okul açmayı düşünemezsiniz. Yani bu mümkün değil. İlk kendisini tanıdığım zaman şunu gördüm. Dedi ki ben yürümeyi çok seviyorum dedi. Bana uygun gelen bir laftı bu. Neden? Çünkü ben diyorum ki spor, efendim tesis yok, yer yok, yapamıyoruz. Ya dünyanın en iyi sporu yürümek. Niye yürümüyorsunuz? Ben hocadan bu yanıtı alınca çok mutlu oldum. Peki ne yapıyorsunuz dedim. Vallahi dedi bugünlerde pek yola çıkamıyorum işte. Etrafta insanlar geliyor filan. Bak dedi ne yaptım dedi. Odasını gösterdi. Orada bir yürüme bandı vardı. Şimdi ben burada yürüyorum dedi. Küçücük kalabalıkların seslerinin ayyuka çıktığı bir toplumda Hoca Efendi'yi dinlemeye gelen on binlerin sükuneti gerçekten görülmeye değerdir. Sabahın erken saatlerinde camide yerlerini alan yaşlı genç büyük kalabalıklar verilen vaazı dinledikten sonra vakarla camiyi terk etmektedirler.
Çünkü Hoca Efendi'nin hayatı boyunca en çok üzerinde durduğu hususların başında emniyet ve asayiş gelmektedir. Mümin, elinden, dilinden ve her halinden herkesin emin olduğu insandır sözünü sık sık tekrarlamaktadır. Ve emniyet, inanmış bir gönlün en muteber vasıflarındandır. Müslüman o kimsedir ki, Müslümanlar elinden ve dilinden zarar görmez, emin olurlar. Selamet içindedirler. Hiçbir Müslümana zararı ilişmez, ne elinden ne de dilinden. Eliyle Müslümanları rencide eden, gerçek manada Müslüman değildir. Diliyle Müslümanları tanu teşnide bulunan, gerçekten Müslüman değildir. Onun destanını kesse, onu kimseye bırakmasa, onun kavgasını veriyorum görse bile, hadisin ölçüleri içinde Allah Resuluna göre hakiki Müslüman değildir. Allah hepimizi hakkate uyarsın, hepimizi irşat buyursun. Vaazlar süresince bu coşkulu kalabalıklardan duyulan yegane sesse hıçkırıklardır. İnsanlık tarihi bir gün Fethullah Gülen'i yazdığında onun ismini sevgi, insanlığı kucaklama, diyalog, hoşgörü ve en fazla da gözyaşlarıyla anacaktır. Ağlarım anlatamam, söylerim dinleyemem, dili bağlı kalbimin bundan pek bizarım.